Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Redmi Buds 3 Pro'yu inceleyeceğiz. Ozan Kutsun yolu da gelsin. Redmi Buds 3 Pro'yu kutusundan çıkardık. Kutusunun içinde neler var diyecek olursanız da kendisinin dışında Type-C uçlu bir şarj kablosu ve 3 farklı boyuta sahip kulaklı kuşları çıkıyor. Siz bunları yine kulaklarınızda dilediğiniz gibi takabilirsiniz. Şimdi gelin bir tasarımına göz atalım. Tasarımına baktığımızda kutusu çok güzel duruyor. Bu kutusunun rengi bizim elimizdeki modelimiz gri. Bunun ayrıca siyah rengi de mevcut. Dilerseniz onu da satın alabilirsiniz. Şöyle kulaklığımızı çıkartalım. Kulaklıklarımız bunun içerisine dikey konumda giriyor ve tasarım olarak kutusunun şöyle hani ne kaba değil ne de böyle cebinize koyduğunuzda yanınıza taşıdığınızda gayet güzel duruyor. Bu yanıyla beğendim. Hem böyle grisinin biraz da böyle mat bir havası olduğu için böyle dokunsal olarak da gayet güzel hissettiriyor. Şöyle kulaklığı çıkarttım içerisinden kulağıma taktığımda bakın şöyle üzerine parlak bir detayı var değil mi? Bu Gerçekten çok güzel bir detay katmış. bayağı bir havasını yükseltmiş. Ben beğendim. Şöyle kutusunun tasarımından devam edelim. Toplamda kutusunun kulaklıklarla birlikte 55 gram ağırlığı bulunuyor. Arka tarafında bir Redmi logosuna yer verilmiş. Alt tarafında bir Type-C şarj yuvası bulunuyor. Siz içerisinden çıkan kabloyla buradan şarj edebiliyorsunuz. Ve ön tarafında burada şarj hop olmana dair bir bildirim ışığı yeri ve bağlarken de kullanabileceğiniz bir düğme bulunuyor. Bunlara ek olarak şimdi şöyle kulaklığı tekrar kulağıma takıyorum. Her bir kulaklığımız 4.9 gram ağırlığına sahip. Yani size ben şu an kulağıma taktığımda kulaklığın herhangi bir ağır hissiyatıymış ya da bir kaba hissiyat varmış gibi bir şey hissetmiyorum. Kulağıma gayet iyi oturuyor. Kulağıma gayet iyi oturmasının dışında hani dışarıdan bakan birisi böyle işte bu ne takıyor aklında ve bu ne böyle gibi bir şey yaratmıyor. İzlenim yaratmıyor çünkü gerçekten hem üzerindeki o detay çok güzel duruyor hem de kulağında duruşunu ben çok beğendim açıkçası. Bunlara ek olarak tabii ki de kulaklığımızın üzerinde de bazı tasarım detayları mevcut. Öncelikle bu silikon uçlu bir kulaklık. Yani şöyle kulağınıza taktığınızda silikon uçlarının da desteğiyle birlikte pasif bir gürültü engelleyici özelliğine de kavuşuyor. E bununla birlikte diyelim şu an kendi sesim bile biraz daha izole şekilde duyuyorum. Beni dışarıdan izole etmeye başladı. Bunların yanında her kulaklığımızın left ve right olarak, L ve R olarak üzerinde yazılar belirtilmiş. Tabii ki de bu kısımlarından hareket algılama fonksiyonları mevcut. Bizim kulağımızdan takılıyken çıkardık. Ne yapabiliyor o sıralarda? Çalan müziği durdurabiliyor. Bunu da hareket sensörüyle gerçekleştiriyor üzerindeki. Burada iki noktalı şekilde şarj istasyonu için burada bizim manyetik yerlerimiz bulunuyor ve en sonda üzerinde 3 tane mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlarımız ileri beslemeli geri bildirim mikrofonu ve konuşma mikrofonu olarak ayrılıyor. Her bir bu hani sonuçta bir konuşma gerçekleşir sırada da mikrofonumuzun gürültü engelleyici özel sayesinde karşı tarafa sesiniz gayet iyi gidiyor. Bu konularda ben çok beğendim. Şöyle kulağıma taktığımda yani duruşunu benim çok hoşuma gidiyor. Şu an elimdeki gri renk olduğu için ben zaten normal bir kullanıcı olarak satın alacak olsam gri rengini tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü bu tasarım havası beni gayet çekti kendisine. Şöyle tasarım özelliklerinden bahsettim. Biraz da bu tasarımsal özelliklerin dışında üzerinde hareketleri neler yapabiliyorsunuz onlardan bahsedeyim. Başlangıçta normalde bu kulaklıklarda bazı modellerde biliyorsunuz ki tek algıla, tek basmalı bir algılama konulur. Yani siz diyelim yanlışça işte bir parmağınız çarptı direkt müziğinizi durdurabilir. Ancak bunda öyle değil. Bundaki hareket algılama işlevlerimiz şu şekilde çalışıyor. İlk başta iki tıklamalı şekilde iki tıkladığınızda ilk kere dokundunuz. İki kere dokunduktan sonra çalan bir müziği durdurabiliyorsunuz veya başlatabiliyorsunuz. Gelen çağrıyı da kabul edebiliyorsunuz. Üç kere dokunursanız ne oluyor? Çalan müziği değiştirebiliyorsunuz ya da gelen çağrıyı reddediyorsunuz. Bunlara ek olarak da bu gürültü engelleyici özelliğine sahip bir kulaklık. Siz bunun üzerine basılı tuttuğunuzda tok bir ses geliyor ve donk gibi. Bununla birlikte anlıyorsunuz ki gürültü engelleyici aktif. Bir daha basılı tutuyorsunuz. Daha ince böyle klink şeklinde bir ses geliyor kulağınıza. Buna birlikte ne anlıyorsunuz? Şeffaflık moduna geçilmiş. Yani gürültü engelleyici modlar arasında da buraya basılı tutarak da geçişler yapabiliyorsunuz. Yani tasarımsal olarak bu şekilde. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim. Yani tasarım olarak benim hoşuma gitti. Teknik özellik tarafında kulaklıklarımızın içerisinde 9 mm sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler ses deneyimi olarak ben hoşuma gitti. Neden? Çünkü bir müzik dinlediğimde tizlerini gayet iyi aldım. Tiz konusunda başarılı. Mid'ler başarılı. Bas konusunda evet bir kulak üstü kulaklık gibi bangır bangır bir bas beklemeyin. Ancak bu tarzda rakiplerine göre kıyasladığımızda ben basının yeterli bir seviyede olduğunu gördüm ve benim hoşuma gitti. Çünkü hani Böyle bir kulaklık kullandığınızda yani boyutu ne ki üzerinin içerisine 40 mm'lik sürücüler mi olacak? Hayır. 9 mm'lik sürücülerine rağmen gayet iyi bir iş çıkarmışlar. Şöyle bu konuda gerçekten iyi bir müzik size deneyimi yaşatıyor. Hani teknik özellik tarafından gidecek olursam da gürültü engelleyici özelliği var demiştim. Bu yapay zeka destekli gürültü engelleyici 35 desibele kadar gürültüyü engelleyebiliyor. Bu da yaklaşık olarak Dışarıdaki bir gürültünün %98'ine kadar tekabül edebiliyor. Gürültü engelleyici özelliğinden bahsedeyim. Evet. Mesela bir bu Redmi Buds 3 Pro yazıp sitesine girdiğinizde her bir resmin altında şöyle bir yazı görüyorsunuz. Yalnızca Xiaomi ve Redmi telefonlarla uyumludur. İşte bu özellikle çalışması için re Xiaomi ve Redmi telefonlarla uyumlu çalışması gerekebilir gibi. Ve sürekli o yazıları görüyorsunuz. Bunun da sebebi şu. Şimdi bunu siz diyelim bir Xiaomi telefonunu bağlayacaksınız hemen Xiaomi şey telefon yanında Bluetooth özelliği açıkken bunun şöyle kutusunu açtığınızda hemen Xiaomi şey telefon algılıyor ve diyor ki bağlanayım mı? Bağladığınızda dediğinizde orada hemen sağ ve sol kulak bilgilerinin şarjını, kutusunun şarjını işte buradan siz son mu sür mesela MIUI işletim sistemiyle birlikte ne kadarlık bir işte gürültü engelleyicinin modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler var. Gürültü engelleyicimizin 3 modu var. Bunlar derin, dengeli ve hafif olarak hafif yani bir kütüphane ortamı gibi biraz daha iç ortamda dengel dediğimiz bir dış ortam derin ise yani bir toplu taşımadasınız metronun otobüsün o yoğun gürültüsünü engelleyebiliyor. Yani siz o moda geçtiğinizde gürültü engelleyici de ona göre gürültü engelleme özelliğini aktif edip dışarıdan gelen sesi size izole edebiliyor. Yani ben bunu normal dışarıda yürürken gürültü engelleyici aktif ettiğimde ayak sesimi duymaz hale geldim. Yani ne oluyor ya? Benim dışarıyla bağlantım kesildi bir anda. Çok iyi izole etti çünkü. Ben hemen dışarıda neler olup bittiğini merak eden birisi olduğum için işte yanımdan bir araba korna çalıyor mu? işte birisi bana seslendi mi gibi şey bildiğim için hemen oradan şeffaf moduna geçtim. E burada da bir şey görüyorum. Çift şeffaflık modumuz var. O da nedir? Bir şeffaflık modunun dışında bir de ses geliştirme modu var. Yani siz tamam normal basılı tuttunuz şeffaflık modunu alınız. Artık dışarıyla olan bağlantınız açık. Ses geliştirme modunda da diyelim yanınızda bir arkadaşınızla konuşarak ilerliyorsunuz ve onun sesini daha iyi duymak istiyorsunuz. İşte ses geliştirme modunda size o sesi daha iyi almanızı kulaklık izin veriyor. Böyle güzel şeyleri de mevcut. E, teknik özelliklerden devam edecek olursak da biraz da şarj kısmından bahsedelim. Evet bu kulaklıklarımızın her biri 6 saatlik bir pil sunuyor. Toplamda kutusuyla birlikte ise 28 saatlik bir bize pil ömrü veriliyor. Kendisinin içeriğinde 35 mallık bir pil var. Kutusunda ise bu pil 470 maha çıkıyor. Yani siz kolay kolay bu 28 saati bitiremezsiniz. Yani evet tamam 6 saatlik biter. Ancak kutusuna taktıktan sonra zaten hemen kendisini 100'e şarj ediyor. Kulaklıkların her birini sıfırdan 100'e bir saatte şarj edebiliyor. Kutuyu da yine Type-C 3'lü bir şarj kablosuyla taktıktan sonra da yaklaşık 2,5 saatte kutusunu sıfırdan yüze şarj edebiliyorsunuz. Ben şahsen Redmi Buds 3 Pro'yu bir haftadır kullanıyorum. Bir haftadan sonra en son Xiaomi telefonuna bunu bağladığımda gördüm ki daha hala %27 şarjı var kutusunun. Ve bu kutusunda zaten kulaklıklar takılı olduğu için onları zaten fulllemiş. Yani bu gibi detayları göstermesi güzel. Ancak benim günlük hayatta kullandığım telefonum Honor marka. Honor marka telefonda peki bu özellikler aktif oluyor mu? Beni şaşırttı ama evet aktif oldu. Bunu ben hiç beklemiyordum. Ben Honor telefonuma bu kulaklıkları bağladığımda yolda müzik dinlediğimde gördüm ki gülten modunu aktif edebildim. Ben normalde aktif etmesini hiç beklemiyordum. Ve gerçekten beni dış dünyadan izole edip güzel bir müzik deneyimi yaşattı. İşte burada hani diyor ya bazı özellikler Xiaomi ve Redmi telefonu. Diyelim başka bir marka telefonda Honor olur, Huawei, Samsung, Apple gibi marka telefonlarda bu özelliklerden Diyelim ki gürültü engelleyicinin farklı modlarına geçiş yapamıyorsunuz. Yani hafif, dengeli, derin veya ses geliştirme modu gibi. Ama bunun üzerinde siz kulağınıza taktınız. Basılı tuttuğunuzda evet gürültü engelleyicine geçiş yapabiliyor. Bu gibi özelliklerini ben test ettiğimde fark ettim. Bu ne güzel. Mikrofon konusunda üzerinde 3 tane mikrofonu var demiştim. 3 mikrofonla birlikte siz karşı tarafı konuşurken sesinizi gayet iyi iletiyor. Hem Mikrofonlarda bulunan gürültü engelleyici özelliği sayesinde de mesela hani siz trafikli bir alanda yürüyorsunuz ve burada çok fazla bir araba sesi var. Bunu karşı tarafa en az indirgeyerek sizin sesinizi karşı tarafa daha iyi iletiyor. Bu özelliğiyle beğendim ve şöyle bir kriterim var benim kulaklıklarda. Yan ses. Ben yan ses olmasını hiç sevmem. Çünkü ben normal birisiyle konuşurken sesin bana geri dönmesi gerçekten beni en çok üzen şeylerden birisi kafam karışıyor. Bunda bu yan ses özelliği yok ve ben gerçekten bu özelliği olduğu için daha da ısındım kulakla. Çünkü yani bana o sesin geri bildirim olarak bana gelmesi beni çok rahatsız ediyor. Ve bu yan sesin olması benim çok hoşuma gitti. Yani ben kulaklıkla normal bir yürüyüş yaparken de konuşurken çok rahattım. Yani karşı tarafa test ettiğimde arayıp sorunu sesim iyi geliyor mu? Net mi? gibi sorulara hepsini evet çok güzel gibi cevaplar aldığım için bunu gayet iyi test ettiğimi düşünüyorum. Hatta şimdi gelin mikrofon testinde nasılmış bunu bir de videoda görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Redmi Buds 3 Pro'nun mikrofon testini yapıyoruz. Bakalım sizler nasıl duyuyorsunuz? Sesim şu anda nasıl geliyor? Benim kendi deneyimlerim sonucunda ben çok beğendim. Acaba sizler de beğenecek misiniz? Ses 1-2-3 deneme. Evet videoda dinlediniz. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Şimdi bu mikrofon testini yaptık. Ben bununla hani, oyun da oynadım. Bu kablosuz bir kulaklık telefonun arasında bir gecikme süresi var mı ses konusunda? Oyun oynadığımda ben seslerin anında bana iletildiğini gördüm. Yani ben ateş ettiğimde oyunda kulaklığımda da aynı anda ses geldi. İşte hareket ettim, rakibimin sesini baktım, o da aynı anda geldi. Yani bu konuda gecikme süresi yok denecek kadar az. Bu konuda beğendim. Bir film izlerken, video izlerken o ağız hareketlerinde bir gecikme var mı ses konusunda? Hayır. Gerçekten Bluetooth konusunda iyi bir iş çıkarmışlar. Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip bizim kulaklığımız. Kulaklığımız çift cihaz bağlama özelliğine sahip. Yani siz bir telefonunuza bağladınız. Bir de laptopunuzda işte Windows bir laptopunuzda veya iOS bir laptopunuzda başka bir cihaza anında bağlayabiliyorsunuz. Bu illa laptop olacak diye bir şey yok. Ben öylesine örnek veriyorum. Yani çift cihaz bağlantısıyla birlikte siz telefonunuza bağlayabilirsiniz, başka bir tabletinize bağlayabilirsiniz. Böyle aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamadan gayet stabil bir şekilde çalışabiliyor. Teknik özellik konusunda yani bahsedebileceğim şeylerden hepsinde iyi şeyler çıkartmışlar. Bu hani tasarım olarak gayet hoş. Teknik özellik konusunda verdiği ses kalitesi gayet güzel. Dinlediğim müzikten gayet zevk aldım. Karşı tarafa giden sesim çok netti. Bu da çok güzeldi. Başka bu dikkat ettiğiniz şeylerden bir de nedir? Ben bu artık kış ayında dışarıda yağmur yağıyor. Ben bu kulaklığı dışarıda kullanabilir miyim? Kulaklığı taktığınızdan sonra siz insanlık hal terliyorsunuz da. Bu kulaklığımızın bir koruması var mı? Evet, var. Bunlar da nedir? İçeriğinde yani kulaklığımız IPX4 sertifikasına sahip. Bu da ne anlamı geliyor? Suya ve tere karşı dayanıklı anlamına geliyor. Yani ben bunu bu haftalarda biliyorsunuz İstanbul'da çok fazla yağmur yağdı. Bu yağmurda ben bunu dışarıda maalesef yağmura yakalanarak kullandığım için hiçbir sıkıntı yaşamadım ve hala kullanma sorunsuz bir şekilde çalışıyor. E bu çalışmasının yanında siz diye bunu bir spor yaparken kullanacaksınız. Terleyeceksiniz zaten. Bu tere karşı da bir dayanıklı olduğu için IPX4 sertifikasının olması bunu gayet öne çıkarmış. Yani rakiplerine göre kıyasladığımızda Böyle bir sertifikaya sahip olması çoğu kullanıcının dikkat edeceği bir özellik olmuş. Bu kulaklığımız ayrıca hızlı şarjı ve kablosuz şarjı da destekliyor. Yani siz bu kulaklığı normalde diyelim komple kutusunun şarjı bitti. Kulaklığının şarjı bitti. Siz hemen eve geldiniz bunu şarjı taktınız. 10 dakikalık bir şarj ile 3 saatlik bir kullanım ömrü sunuluyor. Bu gerçekten iyi bir değer. Çünkü hızlı şarj ile birlikte 3 saat kullanmak demek sizin diyelim bir yere gideceksiniz. Hemen taktığınızda o gününüzün çoğunu size yetecektir. Tam şarjı sahipken de 3 saatlik bir konuşma ve 6 saatlik de bir müzik dinleme keyfi sunabiliyor size. E bunlar bence gayet iyi değerler. Çünkü hani evet bunu sürekli kullanıyorsunuz kullanıyorsunuz da içeriğine tekrar taktığınızda kutusuna bu kendisi tekrardan fulluyor. Yani siz 3 saat telefon konuşması yaptınız. Evet şarjı bitirdiniz ama sonra taktığınızda tekrar şarj ediyor. E böylelikle ne oluyor? Bu 28 saat size hayli hayli yetecektir. 10 metreye kadar bağlantı mesafesi sunuluyor. Siz bir konuşma yapacaksınız. Telefonunuza bağladınız diye. Telefonunuzdan bıraktıktan sonra bu telefondan uzaklaştıktan sonra 10 metre demek yani bir bulunuz yerler 2-3 oda uzaklaşmak demek. E bu hala sıkımsız bir şekilde devam etmesi sesin kopmaması, arada bir takılma yapmaması gayet güzel. E bunların yanında kablosuz şarjı destekliyor. Yani QI kablosuz özelliği ile birlikte siz bunu kablosuz bir şarj istasyonuna oturttuğunuzda şu Redmi logosu şarj istasyonuna gelecek şekilde oturttuğunuzda direkt şarj olabiliyor. Yani illa Type-C şarj yuvasına şarj edeceksiniz diye bir şey de yok. Şöyle genel olarak toparca olursam da final olarak eksi özellik olarak ben eksi özellik bahsedeceğim hiçbir şeyini göremedim. Hem eksi özellik verebileceğim bir şey denk gelmedim, yaşamadım. Belki tek eksi özellik verebileceğim şeyden biri bu telefon bu kulaklığın uyumluluğu birden fazla başka markalarda uyumlu hale getirilebilir. Yani bunu bir Apple kullanıcısı da daha rahat kullanabilir ya da bir Samsung, Huawei, Honor markası kullanıcıları da rahatlıkla kullanabilir. Hani böyle Xiaomi ve Redmi olarak kısıtlanması evet belki bir eksi özellik olarak yazılabilir. Onun dışında artı özellikleri tasarımını ben çok beğendim. Yani kaba değil, gayet güzel. Hele kulaklığımızın tasarımındaki detayları beni çok cezbetti. Kulağımı hiçbir şekilde ağrıtmıyor. Gürt engelleyici özelliğinin iyi çalışması, mikrofonu gayet temiz ve net bir ses iletebiliyor. Yani bu özellikleriyle verdiği müzik deneyimi, ses zevki olarak yaşattıkları benim gayet hoşuma gitti. Eğer siz bunu normal günlük bir kullanım için müziğimi de dinleyeyim, konuşmamı da yapayım, işte rahat rahat bununla takılayım diyorsanız gerçekten size ideal bir kulaklık olmuş. Verdiği teknik özellikleriyle birlikte fiyatının da uygun olması bunu daha da öne çıkarıyor. Fiyatı şu anda uygun. Zaten Xiaomi aksesuar konusunda kulaklıklarında fiyatları hep daha düşük tuttuğu için ne oluyor? İnsanların tercih edeceği ürünler haline geliyor. Bu da fiyat olarak hem uygun hem de kaliteli. Eğer siz de bu tarzda bir kablosuz kulaklık arıyorsanız ben bu ürünü size tavsiye ederim. Redmi Buds 3 Pro'yu inceledik bu incelememizde. Eğer sizler de videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.